yapacağız. Arkadaşlar, bir böyle eğilmek var, eğilip şu şekilde kaldırmak var. Bir de dizlerimizi kırıp, malzemeyi kavrayıp direkt bu şekilde kalkmak var. Sonrasında bazı evraklarımız var. O evrakları, özlük evraklarımızı dolduracağız. Arkadaşların size daha rahat ulaşabilmesi için bir arada olmanız gerekiyor. Kanunun 17. maddesinde yer alan çalışanların eğitim alma hakkına istinaden toplanmış bulunmaktayız. Benim ismim Süleyman Önemli, Halliye Belediyesi'nin iş sağlığı güvenliği uzmanıyım. İşveren, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. Şimdi kibriti çakıp kanepeyi tutuşturuyorum. Ülkemizde yıllık maliyeti 7.7 milyar lira olarak açıklanmıştır. Bu maliyet kazalar olduktan sonraki süreçte işverenin ve çalışanın ödüyorum çalışana neler yansır? Sizin bir takım sağlık masraflarınız olabilir kazadan sonra. Yine bu girdiği oluşturuyor. Fakat gerekli çalışmalar yapılsa iş sağlığı... Peki, iş sağlığı ve güvenliğinde sorumluluklar noktasında taraflarımız kimlerden oluşuyor? Burada mekanizmayı oluşturuyor. Devlet yasalar çıkarır, teknik çalışmaların altyapısını oluşturur. Sonrasında ise oluşturduğu bu mekanizmayı denetlendirme ve İSG eğitimi yapar ya da yaptırır. Periyodik sağlık gözetimi yaptırtır. Peki, size dava açma hakkı da bulunuyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Yükümlülükten bahsediliyorsa yerine getirmeyen, yani sorumluluğunu yerine getirmeyen taraf hakkında da illaki cezai müeyyideleri olacaktır. Çalışanlarımıza iş sağlığı güvenliği hakkında gerekli açıklamalarımızı, bilgilendirmelerimizi yaptık. Yasal standartlarda belirtilen sürelerde değinmemiz gereken konuları anlattık ve çalışanlara iş kazalarının önlenmesi adına gerekli bilgileri verdiğimizi ve yararlı olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitimi ve bize iş sağlığı güvenliği alanında desteklerini sunan Halliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ortamımızda çok fazla gürültü yayan bir makine olduğunu varsayalım. Yasal mevzuat bize ne diyor? Diyor ki ortamdaki maksimum gerekiyor. Bir ağırlık taşıyacağız. Bunun bazı standartları var. Hani derler ya kaldıramayacağın yükün altına girme diye. Burada